Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf coğrafi dersinde 1. dönem 1. yazılı ile ilgili etkinlikler, soru çözümleri, boşluk doldurmalar yapacağız. Müzik Hadi bakalım önce birinci dönem, birinci yazılı konularımız neler? Onlardan biraz bahsedelim, biraz genel tekrar yapalım. Doğal sistemler içerisinde birinci bilmemiz gereken alan insan ve doğa. Burada doğa ve insan etkileşiminden bahsettik. Doğanın insana etkileri insanın doğaya etkilerinden bahsettik. Burada örnek vermemiz gerekirse... Karadeniz bölgesinde insanların ahşap yerleşmelerde yaşaması, ahşap evler yapması doğanın insana sunduğu imkanların farklılık göstermesiyle ilgili bir durumdur. Nasıl? İç Anadolu bölgesinde insanların kerpiç evler ile ilgilidir. Baktığımız zaman Karadeniz'de ahşap evlerin yaygın olması bitki örtüsünün gür olmasına bağlarken İç Anadolu bölgesinde bozkır türlerine bağlı olarak bitki örtüsü de çok cılızdır. Ve buna bağlı olarak da kerpiç evler daha fazla yapılacaktır. Ama her zaman doğa insan üzerinde etkili midir dersek? Hayır. Tabii ki de doğa insanın beslenme, barınma, giyinme, ekonomik faaliyetleri üzerinde etkili olacaktır. Ama insanın da doğayı etkilediği bazı durumlar vardır. Arazinin çok engebeli olduğu yerlerde ulaşımı rahatlatmak için tünel ve köprülerin yapılması gibi arkadaşlarım. Ya da fosil yakıtların kullanılmasıyla birlikte küresel ısınmanın meydana gelmesi insanın doğayı yapmış olduğu etkilerdir. Burada insanın doğayı yapmış olduğu etkileri olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye de ayırabiliriz. Bilgimiz olsun. Dört doğal ortamımız vardı. Bunlar neydi? Litosferdi. Litosfer dediğimiz taş küre olacaktır. Yer kabuğunun katılaşmış üst kısmı. İkinci doğal ortamımız atmosfer ve biz buna ne diyorduk? Hava küre diyorduk. Üçüncü doğal ortamımız hidrosfer. Buna biz ne diyeceğiz? Su küre diyeceğiz. Ve dördüncü son doğal ortamımız biosfer. Yani canlı küre olarak karşımıza çıkacaktır. Ve bu küreler yani bu doğal ortamlar birbirleriyle etkileşim halindedir. Unutma biosfer hem hidrosferle hem atmosferle hem de litosferle etkileşim halindedir diyebiliriz arkadaşlarım. Ve biz insan doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalının coğrafya olduğunu ve coğrafyanın 3 tane ilkesinin olduğunu biliyoruz. Nedensellik ilkesi yani bir olayın neden meydana geldiğini açıklayacağımız kısım. İkinci ilkemiz karşılıklı ilgi ilkesi. Bir coğrafya olayın diğer coğrafya olayla ilişkisini araştırıp açıklayacağımız kısım. Üçüncü ilkemiz ise dağılış ilkesi. Bir coğrafya olay dünyada nerede meydana geliyor onu araştırıp açıklayacağımız kısımdır diyebiliriz. Ki unutma çok önemliydi dağılış ilkesi özellikle özellikle dünya üzerindeki ifadelerde kesinlikle konum vermek zorunda. Yani genel bir ifadeyle dağılış ilkesi olamayacaktır. Okyanus kenarlarındaki ülkelerde balıkçılık gelişmiştir ifadesi yerine şunu dememiz lazım. Japonya, Norveç gibi okyanus kenarında yer alan ülkelerde balıkçılık gelişmiştir ifadesi Dağılış ilkesiyle ilgilidir ama birinci söylediğimiz Okyanus kenarındaki ülkelerde balıkçılık gelişmiştir ifadesi karşılıklı ilgili ilgilidir diyoruz. Ve biz coğrafyayı ikiye ayırmıştık. Fiziki coğrafya dedik, beşeri ve ekonomik coğrafya. Fiziki coğrafya tamamıyla doğa kısmını inceleyeceğimiz coğrafyanın alt bilim dalıdır. Beşeri ve ekonomik coğrafya ise insan kısmını inceleyeceğimiz alanıdır diyoruz. Ve fiziki coğrafyada jeomorfoloji yer şekli bilimi. Klimatoloji, iklim bilimi, hidrografya, sular coğrafyası ve biyo coğrafya, canlılar bilimi ya da canlı bilimi dediğimiz dört tane ana alt dalı var. Tabii ki de bunlara yardımcı alt dallar vardı. Ne gibi? Litoloji, pedoloji, klimatolojinin alt dalı dediğimiz meteoroloji, zooloji, botanik tıp ya da hidroloji, osenografya, Bununla birlikte limnoloji arkadaşlarım bizim fiziki coğrafyamızın yardımcı bilim dallarıdır diyebiliriz. Beşir ve ekonomik coğrafyada ise nüfus coğrafyası, yerleşme, tarım coğrafyası, turizm coğrafyası, ticaret, sanayi, ulaşım coğrafyası gibi alt dalları bulunmaktaydı diyoruz. Coğrafya geçmişten günümüze kadar üstüne koyarak ilerlemiş bir bilim dalıdır. Diyoruz ki coğrafya kelimesini kavramsal anlamda ilk kullanan... Filozofumuz Erastos'tan estir diyoruz bilginiz olsun. Bilmemiz gereken ikinci kısım ise dünyanın şekli ve hareketleri. Dünyanın kendine has şekline biz geoid diyorduk. Geoid ifadesi kutuplardan basık, ekvatordan şişkin ifadeydi. Yani dünyamızın kendine has şekliydi. Ve bu şeklin bir takım sonuçları vardı ama şunu unutmamamız gerekiyor. 4 c dediğimiz ifade yani çap, çekim, çember ve çevre uzunluk ifadesi dünyanın şeklinin geoid olduğunu kanıtlayacaktı. Ama bunun dışındaki söylediğimiz güneş ışınlarının yer yüzeyine düşme açısı, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır ifadesi, sıcaklıklarımız kutuplara doğru daralır ifadesi, gölge boyu kutuplara doğru uzar ifadesi dünyanın şeklinin sonucudur ancak geoid olduğunu kanıtlamayacaktır. Ve bizim ifadelerimizde dünyanın şekli ve bu şeklin ne gibi sonuçları vardır cümlelerinde kesinlikle ekvatordan Kutuplara doğru gittiğimizdeki değişimler olarak göreceğiz. Eksen hareketi dünyanın batıdan doğuya doğru 24 saatte yapmış olduğu günlük hareketti ve bu ifadede de bizim bilmemiz gereken anahtar kelime cümle içerisinde gün içinde kavramının geçmesiydi. Yani bu iki kelime aslında bize eksen hareketinin ne olduğunu söylüyordu. Nasıl Güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde değişir diyorsam tabii ki de eksen hareketi. Neden? Cümlemin içerisinde gün içinde ifadesini kullanmışım. Ya da gölge boyu ve yönü gün içinde değişir diyorsam tabii ki de eksen hareketi. Neden? Gün içinde ifadesini kullanmışım. Dünyanın eksen eğikliğine geldiğimizde ise Güneş etrafında bir tam turunu tamamladığında oluşturduğu bir yörünge vardı ki bu yörüngeyi biz elips yörünge diyeceğiz. Yörüngede güneşe en yakın ve unus en uzak olduğumuz dönemler vardı. 3 Ocak tarihinde güneşe en yakındık. 4 Temmuz tarihinde ise güneşten en uzak konumdaydık. Yörüngedeki hızımız değişiyordu. Bununla birlikte Eylül ekinoksu 2 gün gecikmeyle yaşanıyordu diyebiliriz arkadaşlarım. Eksen eğikliğimiz ise 23 derece 27 dakika idi ve buna bağlı olarak yıl içinde bir takım durumlar gerçekleşiyordu. Yani cümle verdiği zaman cümle içerisinde yıl içinde ifadesini gördüğünde bunun da eksen eğikliği ve yıllık hareketin sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Bak unutma güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır diyorsa dünyanın şekli bu bir. İkincisi güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde değişir diyorsa dünyanın eksen hareketi. Güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişir diyorsa eksen ekli ve yıllık hareketin sonucudur. Önemlidir bilgimiz olsun. Mevsimlerde ise 4 tane mevsim tarihinden bahsettik. Bunlardan bir tanesi 21 Mart tarihiydi ki bu tarihte güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelecek. Aynı tarihimiz nerede olacaktır? 23 Eylül tarihinde olacaktır. Yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinin birçok ortak özelliği var. Güneş ışınlarının ekvatora dik açıyla gelmesi gibi, aydınlanma çemberinin kutup noktalarından geçmesi gibi, dünya üzerindeki her yerde gece gündüz eşitliğinin yaşanması gibi ya da aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda güneşin aynı anda doğup aynı anda batması gibi arkadaşlarım birçok ortak özelliği var. Ama 21 Mart tarihinde kuzey yarımkürede ilkbahar mevsimi yaşanırken güney yarımkürede sonbahar, 23 Eylül tarihinde kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanırken güney yarımkürede ilkbahar mevsimi yaşanacaktır. Ben 21 Mart tarihinden sonra nereye geçiş yapacağım? 21 Haziran tarihine geçiş yapacağım arkadaşlarım ve bu tarihte Güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik açıyla gelecektir ve yengeç dönencesi üzerinde bulunan bir cismin gölgesinin boyu olmayacaktır. Ve bu tarihte kuzey yarım küre yaz mevsimini yaşayacak, güney yarım küre ise tam tersi kış mevsimini yaşayacak. Ben kuzeye doğru gidersem dünya üzerinde herhangi bir noktadan gündüz süremin uzadığını, gece süremin de kısaldığını söyleyebilirim. Türkiye bu tarihte yaz mevsimini yani en uzun gündüzü yaşayacaktır ve Türkiye'de gündüz süresinin en uzun olabileceği merkezlerimiz kuzeydeki merkezlerdir diyebiliriz arkadaşlarım. Bu tarihten sonra 21 Haziran tarihinden sonra 23 Eylül'ü zaten 21 Mart'la birlikte söylemiştim. 21 Aralık tarihine geçiş yapacağım. Ve bu tarih güneş ışınlarının öğle vakti güney Yarımküredeki oğlak dönencesine dik açıyla geleceği tarihtir diyoruz. Bu tarihte kuzey yarım küre kış mevsimini ve bundan dolayı en uzun geceyi yaşayacaktır. Bakın unutmayın. Bir yerde kış mevsimi başlarsa en uzun geceyi yaşar. 21 Aralık tarihinde Güney Yarımküre yaz mevsimini yaşayacağı için de en uzun gündüzü en kısa geceyi yaşayacaktır. Dünya üzerindeki herhangi bir noktadan güneye doğru gidersem gündüz sürem uzarken gece sürem kısalacaktır. Türkiye bu tarihte kış mevsimini yani en uzun gündüzü yaşayacaktır ve Türkiye'de güneye doğru gidersem gündüz sürem de uzayacaktır diyebiliriz arkadaşlarım. Bir diğer durum ise Matematik iklim kuşakları bunun sınırlarını belirleyen nedir dersek eksen ikliğidir. 23 derece 27 dakika kuzey enlemi dediğimiz yengeç dönencesi ile 23 derece 27 dakika güney enlemi dediğimiz oğlak dönencesi arası ekvatoral kuşak. Dönencelerle kutup daireleri arası orta kuşak kutup daireleri ile kutup noktaları arasında ise kutup kuşağı diyeceğiz arkadaşlarım bildiğimiz olsun. Bir diğer kısım bilmemiz gerekenler de doğal sistemler ki ünite içeriğini açıklarken 9. sınıfta ne var dediğimizde doğal sistemlerin çok geniş bir konu olduğunu söylemiştik. Burada yer ve zaman yani coğrafi koordinat sistemi, paralel, meridyen, enlem, boylam ifadelerinden bahsedeceğiz. Yatay çizgilerimiz bizim paralel ve yatay iki çizgi arasında açıklayamadığımız kısımları ise enlemlerle açıklayacağız. Paraleller bir derece aralıklarla çizilecekken enlem ise bir derece 15 dakika 45 saniye gibi çizilecektir. Yani aslında enlem dünya üzerinde ekvatorla yaptığımız açısal uzaklıktır. Paraleller ise arkadaşlarım bir derece aralıklarla çizilmiş hayali çemberlerdir diyoruz. Paralellerimiz kutuplara doğru gittiğimizde kısalacaktır. Votor dediğimiz başlangıç paralelidir ve bunun üst kısmı yani kuzey yarım küre diyeceğiz. Alt kısmına güney yarım küre. Üst kısmındaki paralellere kuzey paraleli. Alt kısmındaki paralelleri ise güney paralelleri diyeceğiz. Ve paralellerimizin boyları kutuplara doğru gidildiğimizde kısalırken dereceleri ne yapacaktır? Artacaktır. Ve unutma paralelle biz iki merkez arasındaki kuş uçum mesafeyi hesaplarız. Ve ardışık iki merkez arasındaki kuş uçum mesafe tahmini olarak 111 kilometredir. Enlemin ise etkileri vardır ve bu enlem etkilerini ben ekvatordan kutba doğru gittiğimdeki değişimler olarak görürüm ve buna bağlı olarak dünyanın şeklinde ekvatordan kutba doğru gittiğimizdeki değişimler aslında Enlem etkisine bağlı olarak meydana gelen değişimlerdir diyebiliriz. Bir de nelerimiz vardı? Dikey doğrultuda çizilmiş çizgilerimiz yani meridyenlerimiz. Bir kutuptan diğer kutup noktasına giden ve paralellerimizi dik açıyla kesen yarım çemberlerdir. Bir meridyen yarım çemberse bunu tamamlayan diğer meridyeni ise o meridyeninin anti meridyeni diyeceğiz arkadaşlarım. Ve anti meridyen bu meridyen yayını 180'e tamamlayacak. Yani burası 30 derece doğu meridyeni ise bunun anti meridyeni 180'e tamamladım. Ve batı yarım küreyi geçtim. 150 derece batı meridyeni olacaktır diyoruz arkadaşlarım. Meridyenle birlikte boylam ifadesini de kullandık. Bakın unutmayalım. Paraleller ve meridyenler birer derece aralıklarla çizilirken enlem ve boylam ifadelerinde derece dışında dakika ve saniye ifadeleri de kullanılır. O yüzden unutmamak gerekir. Biz dünya üzerindeki herhangi bir noktanın tam alanını belirtmek gerekirse meridyen boylam ifadelerinden boylamı Paralel enlem ifadelerinden ise enlemi kesinlikle kullanmamız gerekmekte. Ve yerel saat farkları ifadesi boylamın etkisidir. 2 boylam 2 derecelik boylam farkı arası. Yani 1 derecelik mesela burada 1 derece doğu boylam var, burada 2 derece doğu boylam var. Bu iki merkez arasındaki zaman farkı 4 dakika olacaktır ve biz bunu yerel saat kısmında söyleyeceğiz. Konum ifadesinde söylemiş olduğumuz gibi enlem ve boylam dereceleri kullanılacaktır ve Türkiye'nin coğrafi konumuna baktığımızda 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemi, bak ne dedik? Enlemi dedik. Paraleli demedik. Diyebilir miydik? Paralel diyebilirdik ama daha doğru bir ifade için enlemi kullanmamız kesinlikle gerekmekte. 26 derece doğu 45 derece doğu boylamları arasında yer alacaktır. Ve biz eğer ki Türkiye'nin etkilendiği bir özelliği 36 derece kuzey ya da 42 derece kuzey enlemi ya da 26 derece doğu 45 derece doğu boylamına bağlıyorsak ben buna mutlak konum diyeceğim. Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almamamız Akdeniz ikliminin görülmesi, orta kuşakta yer almamız, batı rüzgarlarının etkili olması, cephe yağışlarının görülmesi, kuzeye doğru gidildikçe yer çekiminin artması, güneş ışınlarının geliş açısının daralması, denizlerin tuzluluk oranının Akdeniz'den Karadeniz'e doğru azalması gibi ifadeler mutlak konum yani matematik konumunun sonucudur. Ama Türkiye'ye has olan durumları ifade edeceksek yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi, kısa mesafede bitki çeşitliliğinin fazla olması, doğuya doğru gidildikçe yüksekliğin artıp sıcaklığın azalması, üç tarafının denizlerle çevrili olması gibi ifadeleri kullanacaksak buna da göreceli konum diyeceğiz. Biz mutlak konuma, matematik konum, göreceli konuma ise özel konum diyeceğiz. Bilginiz olsun. Geldik son kısmımıza harita okur yazarlığı. Yani harita bilgisi haritada bir takım kavramlar olacaktır ki nedir haritanın tanımı? Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ya da dünyanın tamamının belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılması işlemidir. Ve bir harita çizdiğimizde kesinlikle kuş bakışı görünümünün olması lazım. Yani burada ne yapacağız? Araziyi tamamıyla tepeden göreceğiz. Gördüğümüz bu alanı düzleme aktarmamız gerekiyor. Ancak büyük bir alanı küçücük bir düzleme aktarmamız için de küçültmemiz lazım ve burada da kesinlikle ölçek kullanmamız gerekiyor. Bunlar haritanın olmazsa olmazları. Yani bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için kesinlikle haritanın ölçeğinin olması lazım. Ama ölçeksiz kaba taslak çizimlerimiz vardı. Buna da biz ne diyecektik? Kuroki diyecektik arkadaşlarım. Bakın unutmayalım. Haritayı Kuroki'den ayıran en temel özellik haritanın ölçekli, Kuroki'nin ise ölçeksiz çizim olmasıdır. Kuroki'de de kuş bakışı görünüm vardır. Kuroki'de de düzleme aktarma vardır. Bunu bilelim. Biz küresel yüzeyleri düzleme aktarılırken alanda açıda uzunlukta bozulmanın olduğunu ve bu bozulmayı en aza indirebilmek için 3 tane projeksiyon yöntemi kullandığımızı biliyoruz. Bunlardan birincisi silindirik projeksiyon yöntemidir ki bu yöntemle hazırlanan bir dünya haritasında ekvator çevresi gerçeğe en yakın çizilirken ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde bozulmamız artacaktır. İkinci yöntemimiz konik projeksiyon yöntemidir ki bu yöntemle bir dünya haritası çizeceksem orta kuşak çevresi gerçeğe en yakın orta kuşaktan ekvator ya da kutuplara doğru gittiğimde bozulmanın artacağını söylüyorum. Unutma önemli Türkiye düzleme en doğru bir şekilde aktarılabilmesi için konik projeksiyon yönteminin kullanılması lazım. Son projeksiyon yöntemimiz nedir dediğimizde Kutup çevrelerinin ya da dar alanların çiziminde kullanılacak yöntem düzden projeksiyon yöntemidir diyebiliriz arkadaşlar. O zaman şöyle tek nefeste bitirdiğimiz genel tekrarımızdan sonra gelin hep birlikte beklediğiniz etkinlik kısımlarından başlayalım. Boşluk doldurmamız var. Hadi bakalım boşluk doldurmamızı hep birlikte doldurmaya çalışalım. Cihan Nüma isimli eser atlı bilim insanına aittir diyor. Cihan Nüma isimli eser Katip Çelebi'ye aittir diyeceğiz ve şuraya hemen Katip Çelebi diye yazdık. Coğrafya kelimesini ilk kez milattan önce 3. yüzyılda Eratosthenes arkadaşlarım hemen şuraya Eratosthenes diye yazıyorum. Atlı filozof kullanmıştır diyeceğiz litoloji. Litoloji neydi arkadaşlarım? Taş bilimiydi. Taş bilimi diyorsa yer kabuğunun katılaşmış kısmına yani bizim jeomorfoloji dediğimiz fiziki coğrafya kısmına ne yapacaktır? Yardımcı olacaktır diyoruz. Hemen şuraya şöyle jeomorfoloji dedik. Neydi jeomorfoloji? Hemen bunu da söyleyelim. Yer şekli bilimi. Litoloji neydi? Taş bilimi olarak geçecektir diyoruz. Kayaç bilimi de diyebiliriz arkadaşlarım. Yer kürenin katılaşmış üst kısmına biz litosfer diyeceğiz. 4 doğal ortamdan bir tanesiydi. Beşeri olayların gerçekleştiği yaşam alanına beşeri ortam diyeceğiz arkadaşlarım. Yani burada bir köprü olabilir. Bunlar da beşeri unsurlardır. Bu ortamı oluşturan binalar, camiler, evler bunların hepsi arkadaşlarım beşeri ortamı oluşturan beşeri unsurdur diyoruz. Şöyle bir bakalım bir diğer boşluk doldurmamıza. Dünyanın ekvatordan şişkin, kutuplardan basık, kendine özgü şekli yani ne oldu kutuptan bastım ekvatordan şişirdim bu şekle ne diyeceğiz geoid ifadesini kullanacağız. Çizgisel hız dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe ne yapacaktır? Azalacaktır. Neden azalıyor dediğimizde paralellerimizin çevre uzunlukları kısalıyor arkadaşlarım. Devam ettim. Dinamik basınç kuşakları dünyanın eksen hareketi sonucunda oluşmuştur. Termik basınç kuşakları ise dünyanın şekli sonucunda oluşmuştur. O zaman şöyle yazalım. Dinamik basınç kuşakları dünyanın eksen hareketi sonucunda oluşmuştur diyoruz. Neydi bu eksen hareketi? Dünyanın günlük hareketiydi. 30 derece enleminde dinamik kökenli yüksek basınç kuşağı oluşuyordu. 60 derece enleminde ise dinamik kökenli bir alçak basınç kuşağı oluşuyordu. Termik basınç kuşakları ise dünyamızın arkadaşlarım ne şekli sonucunda oluşmuştur diyebiliriz. Ve burada 0 derece enleminde ekvatorda termik kökenli bir alçak basınç. 90 derece enlemi dediğimiz kutuplarda ise termik kökenli bir yüksek basınç kuşağı oluşacaktır diyebiliriz. Bir diğeri dünyanın yörüngesi üzerinde güneşi en uzak olduğu konuma gün beri mi gün ötemi diyeceğiz dersek burada şöyle de düşünebiliriz biraz daha yani garip olacaktır ama öte git dersin yani biraz uzaklaş dersin o zaman şöyle yazabilirsin burayı gün öte diyeceğiz arkadaşlarım tamam mı bilginiz olsun. Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih nedir dediğimizde 4 Temmuz tarihiydi. En yakın olduğu tarih neydi? 3 Ocak tarihiydi. Orada da beri gel diyeceğiz. Yani gün beri diyeceğiz arkadaşlarım bilginiz olsun. Şuraya da şöyle 3 Ocak tarihi diye yazayım. Türkiye'de yaz mevsimi ne zaman başlayacaktır? 21 Haziran tarihinde başlayacaktır diyoruz. En uzun gece ise hemen şuraya şöyle yazayım. 21 Aralık tarihinde yaşanacaktır. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla gelecekken öğle vakti, 21 Aralık tarihinde güneş ışınları öğle vakti oğlak dönencesine dik açıyla gelecektir. Aynı boylam üzerindeki tüm noktaların yerel saatleri aynıdır. Ortak olan özellik ifadelerinde bir cümle verdiğinde cümlenin sonunda an ifadesini görüyorsan bu aynı boylam üzerinde yer aldıklarını söyleyebilir sana. Akdeniz'in Karadeniz'den daha tuzlu olmasında Türkiye'nin tabii ki de matematik konumu yani mutlak konumu etkili olmuştur diyebiliriz. Silindirik projeksiyon yöntemiyle çizilen bir haritada hata oranı nerede en az olacaktır? Tabii ki de ekvator çevresinde en az olacaktır diyoruz. Türkiye ve Japonya gibi orta kuşak ülkelerini düzleme daha doğru çizebilmek için tabii ki de hangi yöntemi kullanacağım? Konik projeksiyon yöntemini kullanacağım. Düzlem projeksiyon yöntemi ile ilgili ifadelerimizde de nereyi kullanacağız? Biz kutuplar ve çevresini daha doğru çizebileceğiz bilgimiz olsun. Bir diğer kısım yani sizin çok zorlandığınız kısım 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihleri. Şunu unutmayalım 21 Mart tarihinde güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla gelecektir. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla gelecektir. 23 Eylül tarihinde güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelecektir. Ve 21 Aralık tarihinde güneş ışınları oğlak dönencesine dik açıyla gelecektir. Aslında burada dik açıyla gelecektir ifadesi öğle vakti. Yerel saatle 12'de ekvatora yengeç dönencesi ekvator ve oğlak dönencesine dik gelecektir. Kuzey yarım kürede en uzun gündüzü yaşamam için güneş ışınlarının dik geldiği tarihi işaretlemem lazım. Burada nasıl bileceğiz dersek şuradan bilin. Türkiye'den bilin. Türkiye hangi yarım kürede dediğimiz zaman Türkiye kuzey yarım küre ülkesidir. O zaman Türkiye'de güneş ışınlarının en dik geldiği tarihte yazı yaşayacaksam en uzun gündüzde bu tarihte yaşarım. Türkiye'de en uzun gündüzün yaşandığı tarihin 21 Haziran tarihidir. O zaman kuzey yarım küre üzerinde de en uzun gündüzü 21 Haziran tarihinde yaşayacağız diyebiliriz. Dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanacaksa aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçecektir. Bakın arkadaşlarım şu sayfa çok önemli çünkü bunu direkt buraya işaretlemiyor. Burayla ilgili ortak özellikleri de söylüyorum ki kulağınız aşina olsun böyle geldiğinde ifadeler zorluk yaşamayın. Dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanacaksa aydınlama çemberimiz kutup noktalarına teğet geçerken güneş ışınları öyle vakti ekvatora dik açıyla gelecektir. E, ekvatora dik açıyla geldi 21 Mart ve 23 Eylül mü o zaman dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği de 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yaşanacaktır. Oğlak dönencesinde öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz. Oğlak dönencesi Güney Yarımküre'deki 23 derece 27 dakika enleminde yer alacaktır ve bu tarihte öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmuyorsa güneş ışınları dik açıyla gelecektir ve bu tarihimiz ne olacaktır? 21 Aralık tarihi olacaktır diyoruz. Aydınlanma çizgisi kutup noktalarından geçer. Biraz önce dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanır dediğimiz 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine aydınlama çizgisinin kutup noktalarından teğet geçtiğini söylemiştik. O yüzden hem 21 Mart hem de 23 Eylül tarihlerinde aydınlama çizgisi kutup noktalarından teğet geçecektir. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar. Kuzey yarım küre dediğimiz zaman hemen şuraya ben şöyle Türkiye diye yazıyorum. Türkiye'de yaz mevsimini hangi tarihlerde yaşıyorum? Haziran, Temmuz, Ağustos o zaman yazın başladığı tarih 21 Haziran olacaktır. Kuzey Kutup Dairesi'nde güneş 24 saat boyunca batmayacaksa Kuzey Kutup Dairesi en uzun neyi yaşayacaktır? Gündüzü yaşayacaktır. Kuzey'in en uzun gündüzü yaşadığı bir günde Türkiye'de en uzun gündüzü yaşayacaktır. O zaman tarihimiz ne olacak? 21 Haziran olacaktır diyoruz. Güneş ışınları ekvator üzerindeki noktalara dik düşecektir ve aydınlama çizgisi kutup noktalarından geçecektir. Bundan dolayı da dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanacaktır. O zaman iki tarihimiz olacak. Hem 21 Mart hem de 23 Eylül'dür diyoruz. Güney yarım kürede sonbahar mevsimi başlar diyorsa kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanacaktır. Yani kuzey yarım küre dediğimizde Türkiye'de bu tarihte neyi yaşıyormuşuz? İlkbahar mevsimini yaşıyormuşuz. İlkbahar mevsimi Türkiye'de Mart aylarında yaşanacaktır. O zaman işaretleyeceğimiz tarih 21 Mart'tır diyoruz. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda güneş aynı anda doğup aynı anda batıyorsa güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelecektir. O zaman bizim arayacağımız tarih ya 21 Mart tarihidir ya da 23 Eylül tarihidir diyoruz. Aslında şu sayfa 4 tane mevsim başlangıç tarihinin genel bir özeti şeklinde güzel bir sayfaydı arkadaşlarım. Gelin matematik iklim kuşaklarının hangi kuşakta yer aldığına şöyle hep birlikte göz atalım. Biz biliyoruz ki matematik iklim kuşaklarını ortaya çıkaran ifade Eksen eğiklidir. Eksenimiz 23 derece 27 dakika eğik değil mi yörüngede? Yani dünya yörüngede 23 derece 27 dakika sağ eğiktir. Hemen bak ben şurada 23 derece 27 dakikayı çiziyorum. Tam şurası mı? Kuzeydeki 23 derece 27 dakika enlemi dediğimiz yengeç dönencesiydi. Güneyde de 23 27 çiziyorum. Tam şuraya çizdim. Burası da güney yarımküredeki 23 derece 27 dakika enlemidir ve ben buna Oğlak dönencesi diyeceğim. Dönence arasında kalan şu alanı ise ben ne diyeceğim? ekvatoral kuşak diyeceğim. Yani tropikal kuşak diyeceğim. Hemen şuraya şöyle TK diye yazıyorum. İkinci kısım ile kutup daireleri yani 66 derece 33 dakika enlemi dediğimiz kuzey kutup dairesi ile 66 derece 33 dakika dediğimiz güney yarım küredeki güney kutup dairesi arasında kalan şu alana ise hemen şöyle işaretliyorum. İşaretledim. Buraya da diyeceğim ki orta kuşak. Şurada yazıyor OK diye yazıyorum. Hemen geldim. Aynısını güney yarım küre içinde yazacağım. Ve kutup ile 90 derece dediğimiz kutup noktaları arasında ise kalan alana biz kutup kuşağı diyeceğiz. Hemen geldim. Aynı şekilde şuraya da kutup kuşağı diye yazıyorum. Ve bana merkezlerden birinci merkezin enlem derecesi 85 derece enlemiymiş. Tabii ki de kutup kuşağında yer alacaktır. İkinci merkeze bakıyorum. Enlem derecesi 50 derece enlemi ve yeşille çizdiğim orta kuşakta yer alacaktır. Hemen orta kuşağı işaretliyorum. Üçüncü merkeze baktığımda ise üçüncü merkez 25 5 derece enleminde yani yeşil ile belirttiğimiz orta kuşakta yer alacaktır. Hemen 3. merkezi işaretliyorum. 3. merkezin bir diğer kısmı 20 derece enlemindeymiş. O zaman burayı da ne yapacağım? Alacağım. O zaman burayı şöyle düzeltelim. Dördüncü merkez olarak belirtelim. 20 derece enlemindeymiş. O zaman burası ne olacaktır? Ekvatoral kuşak olacaktır. 5. merkezimiz 45 derece güney enleminde yani nerede yer alacaktır? Orta kuşakta yer alacaktır. 6. merkezimiz 70 derece güney enlemindedir. Yani kutup kuşağında yer alacaktır olacaktır diyoruz. Bunun sınırlarını belirleyen eksen eğikliğidir. Eksen eğikliği açısı nedir dediğimizde 23 derece 27 dakika kuzey güney enlemleridir diyeceğiz ve 90 dereceden çıkarılmasıyla birlikte 66 derece 33 dakika olacaktır kutup daireleri, dönenceler ifadesi de buradan geliyor arkadaşlarım bilginiz olsun. Evet bir diğer kısma geldiğimizde güneşe göre konum ve saat soruları. Aynı enlem üzerinde yer alan merkezlerde yani burada 5 tane merkezimiz var ve bu 5 merkezimizde aynı enlem derecesine sahip. Yani nerede olsun? Mesela 30 derece kuzey enlemi üzerinde olsun. 1, 2, 3, 4, 5 tane merkezimiz var. Bunlara göre yerel saatin en ileri en geri olduğu, güneşin en tepede olduğu ifadelere bakalım. Bakın arkadaşlarım böyle sorularda zorlanıyorsanız şunu bilmemiz gerekiyor. Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş yönüne bağlı olarak doğuda yerel saat her zaman daha ileri, batıda ise yerel saat her zaman daha geridir. Doğuda güneş erken doğup erken batacaktır. Bu 5 merkezden hangisinde güneş batmaya daha yakın dediğimizde 3, o zaman bu en doğudadır. Hemen şuraya şöyle en doğu olarak 3. ifadeyi yani 3. merkezi koydum. Batıda ise güneş geç doğar geç batar diyoruz. O zaman güneşin en geç doğduğu merkez hangisi? 1 numaralı merkez. Şuraya aldım bir dedim. Şimdi arkadaşlarım, bundan sonraki ifadede buna en yakın olan 5 değil mi? O zaman 5 numara da burada olacak mı? Buna en yakın olan şuradaki 2 değil mi? 2 numara olacaktır. Bundan en uzak olan 4 değil mi? Burada da 4. merkezimiz olacaktır. Yani en doğuda yer alan 3 numara en batıda yer alan bir numara. Şuraya şöyle en doğu diyorum. Şuraya da şöyle en batı diyorum. Yerel saatin en geri olduğu merkez. En batıda yer alacak merkez değil mi arkadaşlarım? O zaman 1 numaralı merkez yerel saatin en geri olduğu merkezdir. Güneşin tam karşısında olan merkez. Yani aslında güneş ışınlarının en tepede ya güneş ışınlarının demeyelim ama güneşin en tepede olduğu yerel saatle zamanın 12 olduğu merkez tabii ki de İkinci merkez olacaktır. Gölge boyunun en kısa olduğu merkez. Gölge boyunun en kısa olduğu merkez. Şöyle bir düşündüğümüz zaman. Gölge boyu en kısa ise. Güneş ışınları Yem tepede olması lazım. İkinci merkez olacaktır. Başka gölge boyunun en kısa olabileceği merkez. 5 ve 4. merkezlerden 5 numaralı merkezde alabilirim arkadaşlarım. En uzun deseydi ne olacaktı dersek. 3 numaralı merkez olacaktı. Verilen merkezler doğudan batıya doğru sıralanırsa en doğuda yer alacak merkezimiz kimdir? 3. Sonra kimdir? 4. Burada yazdık zaten. Sonra kim olacaktır? 2. Sonra kim olacaktır? 5. Sonra kim olacaktır? Birinci merkezlerdir diyoruz arkadaşlarım tamam mı? Yani buradaki ifadelerde doğuda güneş erken doğar erken batar ifadesini kullanabilirsin. Doğuda yerel saat ileridir ifadesini kullanabilirsin. Ya da bunlara zaman verebilirsin. Mesela tarihimiz 21 Mart tarihi olsaydı 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanacak mıydı? Sabah 6'da güneşin doğduğunu düşünürsem akşam 6'da güneş batacak mı? 6'ya en yakın hangisi bu? Saat kaç? 08 olabilir. 12 dedik. Burada saat hemen hemen 11 civarı diyebiliriz. Buraya geldiğimiz zaman saat 15'tir diyebiliriz. Buraya geldiğimiz zaman da saat 16'dır ya da 17'dir diyebiliriz arkadaşım. Yerel saatin en geri olduğu merkez tabii ki de 8. Baksana diğerleri daha ileride. Güneşin tam karşısında olduğu merkez 2, 12 saat. Gölge boyunun en kısa olduğu merkez 2 ve 5 diyeceğiz. Gördünüz mü? Bak şurada 2 ve 5 numara. Gölge boyunun en kısa olduğu merkezden sonra verilen merkezler doğudan batıya doğru zaman vererek de bu soruları ne yapabiliriz? Çözebiliriz arkadaşlar. Geldik çoktan seçmeli sorularımıza. Ankara'da yaşayan bir coğrafya öğretmeni derste öğrencilerine bugün yaşanan gündüz süresinin dünden uzun olduğunu yarından kısa olacağını söylemiştir. Buna göre coğrafya öğretmeni ifadesini hangi gün söylemiş olabilir diyor. Bak ifadede ne dedi bize? Ankara'da yaşayan bir coğrafya öğretmeni var. O zaman Türkiye'deki gece gündüz süre kısmına bakabilelim. Şöyle bir hat çiziyorum. Şuradan da bu hattımı şöyle düzelttim. Şuraya geldim 21 Mart tarihi dedim. Şuraya geliyorum 21 Haziran tarihi diyorum. Şuraya geliyorum 23 Eylül tarihi diyorum. Şuraya geliyorum 21 Aralık tarihi diyorum. Ve buraya geldim 21 Mart tarihi dedim. Eğer ki ifademizde üst kısma çıkarsak gündüzün daha uzun olduğunu ifade edeceğiz. Alt kısma inersek ise gecenin daha uzun olduğunu ifade edeceğiz. 21 Mart tarihinde dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Türkiye'de ilkbahar mevsimi yaşanır ve bu tarihten sonra yaz mevsimine doğru giderim. O yüzden 21 Mart'tan sonraki yaşayacağım her günde ne olacaktır? Gündüz sürem uzayacaktır. Ve geldik şöyle şuraya. 21 Haziran'dan sonra gündüz sürem kısalacak, gece sürem ne yapacaktır? Uzamaya başlayacaktır diyoruz. Ve 23 Eylül'de eşitlendi mi? 23 Eylül'den sonra 21 Aralık'a doğru gittiğimde gece sürem uzayacak, gündüz sürem kısalacak. 21 Aralık tarihinde en uzun geceyi yaşadım. Bu tarihten sonra ne yapacaktır? Gece sürem kısalmaya, gündüz süremisi uzamaya başlayacaktır. Soru bana ne diyor? Derste öğrencilerine bugün yaşanan gündüz süresinin dünden uzun olduğunu, bugün yaşanan gündüz süresi dünden uzun yarından kısa olacaktır. Bak yarından kısa olacak, dünden uzun olacaktır derse şuradaki ifadelerde olacaktır diyoruz. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne olacak dersek 21 Mart tarihi olacaktır. Neden? 21 Mart tarihinde gece ve gündüz eşitliği yaşanacak mı? Yaşanacaktır. 21 Mart'tan sonra gündüzüm uzayacak mı? Ve bana diyor ki yarından kısa olacaktır diyor. Doğru ama dünden de uzun olacaktır diyor. 20 Mart'ta gece daha uzun, 22 Mart'ta gündüz daha uzun. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Belki de çoktan seçmeli hazırladığımız sorular içerisindeki en zor coğrafya sorusuydu diyebiliriz arkadaşlarım ama şu çok önemli bilginiz olsun. Bir diğer sorumuz Dünya yukarıdaki konuma geldiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Bakın buradaki ifadelerde soruyu daha rahat çözebilmemiz için aydınlanma çemberinin nereden geçtiğine bakmamız lazım. Aydınlanma çemberimiz nereden geçmiş? 66 derece 33 dakika enlemi dediğimiz Kuzey Kutup Dairesi ve Güney Kutup Dairesinden geçmiş. Dünya'nın şu kısmının karanlık, bu kısmının aydınlık olduğunu görebiliriz ve bu tarih eğer ki Kuzey Kutup noktasını aydınlıkta bırakıyorsa burada hemen hemen yaz mevsimi yaşanacaktır diyebiliriz. Tamam mı? Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimiz nedir dediğimizde sen ekvatoru şöyle karala. Bak şöyle kocaman karala belirt. Şimdi hangi yarım kürede aydınlık kısım daha fazla? Yani böyle ifadeler yok ama soruyu daha rahat çözebilmeniz için söylüyorum. Bilginiz olsun. Bak aydınlık kısım burada daha fazla. Eğer ki aydınlık kısım burada daha fazlaysa gündüz daha uzundur. Kuzey yarım kürede gündüzün daha uzun olduğu tarih ne olacaktır? 21 Haziran tarihi olacaktır. Ama en bilimsel açıklaması nedir dediğimizde tabii ki onu söylememiz gerekir. Aydınlama çemberi nereden geçmiş? 66 derece 33 dakika enlemlerinden geçmiş ve kuzey kutup dairesi fark ederseniz aydınlıktadır. Eğer ki kuzey kutup daire aydınlıktaysa tarihim kesinlikle 21 Haziran'dır ve benim en çok tercih ettiğim tarih bulma yöntemi budur. Hadi yerlerinden de daha kolay bulabilirsiniz bilginiz olsun. Diyor ki bana soru o zaman 21 Haziran tarihine gelindiğinde aşağıdaki hangisi gerçekleşmez? Güneş ışınları öğle vakti Yengeç dönencesine dik açıyla gelecektir. Doğru. Türkiye'de yaz mevsimi yaşanacaktır. Doğru. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanacaktır. Doğru. Kuzey kutup dairesinde 24 saat gece yaşanır demiş. Ama biz burada ne dedik? Kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanacaktır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Gelin hep birlikte E'ye de bakalım. Ekvator'da gece gündüz eşitliği yaşanır demiş. O zaman burada bir bilgi var. Ekvator'da yıl boyunca gece ve gündüz eşitliği yaşanacaktır. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Bir diğer sorumuz yukarıdakilerden hangileri Eksen eğikliğinin sonuçları arasında yer alır. Biz eksen eğikliği ile ilgili ifadelerde şunu söylemiştik. Bir cümle verecek, cümle içerisinde yıl içinde kavramını kullanacak ve cümlenin sonunda da bunu bitirecektir diyoruz. Yıl içinde olan ifademiz var mı? Tabii ki de 4 numaralı ifade. Yıl içinde dediği için eksen eğikliğinin kesinlikle sonuçları arasında yer alacaktır. 4 olmayanları direkt eleyebiliriz soru çözme mantığında. A ve C gitti. 3 tane şıkkımız kaldı. Muson rüzgarlarının oluşması eksene ekleni sonucundadır ki burada iki tane rüzgar tipimiz vardı. Birincisi yaz musonu diyeceğiz. İkincisi neyse biz kış musonu diyeceğiz. Yaz ve kış mevsim değil mi? Matematiksel mevsimlerin meydana gelmesi de gene aynı şekilde eksene iklenin bir sonucudur. Termik basınç kuşakları dediği ifade eksen eklenin sonucu değil. Dünyanın şeklinin sonucudur. Ekvatorda termik kökenli alçak basınç. Kutuplarda termik kökenli yüksek basınç. Gün içinde demiş bu eksen hareketidir diyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve dördüncü ifadeler yani B seçeneğidir diyebiliriz. Bir diğer sorumuz verilenlerden hangileri? Dünya şeklinin geoid olduğunu kanıtlar. Geoid olduğunu kanıtlar diyorsa burada ne yapacağız? 4 Ç ifadesi. Çap, çekim, çember, çevre uzunluğu. Yer çekimi var mı? Bak hiç ifadeleri okumayalım nasıl bulacağız. Meridyenler arası mesafe ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe kısalır ifadesi evet dünya şeklinin sonucudur ancak geoit olduğunu kanıtlamaz. Termik basınç alanlarının oluşması dünya şeklinin sonucudur, geoit olduğunu kanıtlamaz. Sadece yer çekimi ifadesi ekvatorda kutup noktalarına göre daha azdır ifadesi dünyanın geoit olduğunu kanıtlayacaktır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir diyoruz arkadaşlarım. Ve geldik sizlerle birlikte dersimizin sonuna. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sınavlarınızda başarılar diliyor. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.